Selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Çok enteresan başlayan sıra dışı oyun Get Even'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama öncelikle bir şey söyleyeyim. Oyundaki etkisi ne olacaktır bilmiyorum ama oyunu Türkçe'ye çeviren iki ayrı ekip var. İnternette aradığım, gördüğüm kadarıyla. Ve oyunun dil dosyaları iki farklı ne denir? İki farklı uzantıda iki farklı çeşit dil dosyası var ve onların hepsini çevirmek gerekiyor. UPK uzantılı ve INT uzantılı dosyalar. Şimdi ekiplerden biri UPK uzantılı dosyalara %100 çevirmiş. Diğerini çevirmeye çalışıyor. Diğer ekip de INT uzantılıları %100 çevirmiş. Diğerini çevirmeye çalışıyor. Şimdi bilmiyorum. Aslında bunlar birbiriyle senkronize olsa, beraber çalışsalar zaten oyun aslında toplamda %100 çevrilmiş. Birazını o çevirmiş, birazını bu çevirmiş. Ama çevrilmiş. Ama ikisi de ayrı ayrı çevirmeye çalıştığı için henüz çeviri bitmemiş gibi görünüyor. Ben ama iki ayrı yamayı da indirip birinin UPK, birinin INT dosyalarını alıp oyunun içine attım. Eğer gerçekten iddia ettikleri gibi %100 çevirmişlerse ve benim yaptığım yöntem yerse şu anda oyun %100 Türkçe olmuş olması lazım mantıken. Bakalım, inşallah olmuştur. Harita. Bir dakika, harita. Orada biri var. Şöyle yapsak daha iyi ya. Az zoom yapabiliyorum. Peki böyleyken. Güzel. Tamam, ben bunu kullanırım. Zoom yapamıyorum. O gitti. Zoom bu kadar yapabilirim. Bu da pek zoom sayılmaz ya. Yapabiliyor olsaydım iyiydi. Neredesin? İki kişi var. Lan bu değildi ya. Niye normal göstermiyor? Allah Allah. Bir de bu buradaki herkesi öldürmek zorunda mıyım acaba? Zorundayım herhalde. Aha, gördüm seni. O da gitti. Aha. Kaldır kafanı. Ha, oradasın. Oho. Burada bir yerde biri daha var. Nefes al, nefes al. O da gitti. Ama şurada bir yerde biri daha vardı. Normalde ekranın ortasında hedef şeyini göstermemesi noktayı kötü olmuş. Dur. Öleceğim. Çıkar kafanı. Oho. Müzik gittiğine göre herhalde temizlenmiştir.
ortalık diye düşünüyorum. 2-3 kişinin silahını alsam yeterlidir diye de düşünüyorum. Bu kısımları bayağı aksiyon, hani FPS, farklı bir silahla, farklı bir kamerayla falan oynanıyor ama sonuçta bildiğin FPS. Değişik bir oyun yapmışlar ya. Ben sevdim yani. Merak ettiren bir konusu da var. Gerilimli tarafları da var. Bilim kurgusu da var. Eğer konuyu hakikaten çok iyi bir yere de bağladılarsa, ki inşallah bağlamışlardır, dadından yenmez. Benim buraya gitmem mi gerekiyor acaba ya? Rastgele şu anda asansöre bindiğimde gidiyorum ama. I believe that's where you need to go. A warning. You may come across Roger Howard, the CEO. He was personally overseeing the development of the corner gun. The man never sleeps. Although it's late, he may well be around. Köşe silahını kullan diyor. Böyle daha çok yakınlaştırıyor ya. Eğilelim. Yakınlarda biri var mı? Oo, hemen şurada var. Ya bu köşe silahını kullanmasak olmaz mı ya? Yani güzel özellikle yani gerektiği zaman, oha, camdan geçiyor mermi. Ben onu görmüyorum, o beni camın arkasından görebiliyor. Ne oluyor ya? Abi ne oluyor? Allah Allah. Burayı açamıyor muyum? Burası açılmıyor. Değil. Oha. Ya abi sen beni nasıl görüyorsun? 3 mermide ölüyorlar. İster kafadan, ister gövdeden. Oo, bir dakika. Hayır. Ben buna bakarken de ateş edebiliyorlar. Vay. Zaman durmuyor yani. Kim ateş ediyor ya? Görebilirdim, iyiydi. Gördüm. Güzel. Müzik kesildi. Demek ki bitti. Okusaydım onu ya. Bir okutmadınız. Pardon. Metni görüntüle. Z. Ah. İngilizce. Demek ki olmamış. Ya biri oluyor ya biri oluyor. Bekleyeceğiz o zaman. Yani yamalardan biri %100 Türkçe'ye çevrilene kadar. Daha da yukarıya. Evet. 3'e bastım. 2'de miymişiz biz? Bir kat çıktı çünkü. Aha, orada bir asansiyör.
Buraya giremiyorum. I don't remember the code to this door. How do I get through? The memory of the code is still there, Mr. Black. You just can't quite access it. Explore your surroundings. The mind has funny ways of helping us recall. Aa, kodu hatırlamamız lazım. I don't understand. You don't need to, Mr. Black. You just need to look around. Lan ne var etrafta? Hatırlamanıza gerek yok, sadece etrafınıza bak. Burada kapı bir şey açıldı ya, biri çıktı zannettim ben ama. Yok, kimse çıkmadı. Aha. Aha, bu kapılar açılmış. Önce giremedim. Müzikler falan. İyi, hoş ama. 7. 7, tamam. 7 cepte. Tek 7 mi ya? Şuradaki kapı da açıldı. Buraya da bakmam lazım. 7 5 7 5 9 Bir tane daha. 7 5 9 4 7 5 9 4 ama bunlar hangi sırayla? Şimdi 7 5 9 4 çok denemem lazım ki 7 5 4 9 7 9 5 4 7 9 4 5 genelde son yaptığımda en son kalanda olurdu. Bu sefer 7 ve 9 doğru çıktı. Güzel. Anılarımızı geri yüklemek istiyoruz şu anda. Flash disk taksak şöyle de yüksek yüklesek. Ya neden bahsettiğini bile anlamıyoruz şu an. Bunların hepsi senin akıllı, bunların hepsi ne? Destroyed their servers, erased their data, wiped the Cornagan from existence. You're good at your job, Mr. Black. I'll give you that. This Robert Ramsey must have paid well. Bu da farklı bir silah. Ne değişti? İki bu. Üç. Bu. Ha, bu şey makineli. Seri ateş ediyor. Yani. Lan. Ah, there you are. I'm afraid I've been watching you since the moment you entered the building. Your work is impressive, but the show is over. You have my property, and I want it back.
Nothing personal, you understand. Öldürün onu. Security. Kill him. Kimle konuşuyorsun? Aa. Bir şey hatırladım ya. Az önce canlı yayın yaptım. Canlı yayınları 30 FPS yapıyorum. Open Broadcaster'da ayar 30 FPS. Ayarı değiştirmeyi unuttum. Şu anda bu videoyu da 30 FPS alıyorum kaydını. Ama ben şu anda 60 FPS oynuyorum. 60, 66, 58. Oh! Bu kadar kolay mı ölüyormuşum? Daha kim ateş ediyor anlamadan öldüm. Ya silah, köşe silahı, bence köşe silahına falan gerek yok ya. Normal silah verseniz daha iyi şey yapardık. Oo. Abi yuh. Anında ölüyoruz. Ben bunlarla nasıl mücadele edeceğim? Ben onu göremiyorum bile ya. Köşe silahıyla, yani şöyle illa köşe silahıyla ya. Öldü mü o? Ölmedi. Öldü. Göremiyorum ki. Ha, gördüm. Evet. Öğreneceğiz ya köşe silahını kullanmayı yavaş yavaş. Evet. O da öldü. O da öldü. O ölmedi. Cephanem bitti. Hadi ya. Hadi ama ya. Nerede? Haha. Bitmedi ama. Hala müzik. Aksiyon müziğinde. Demek ki daha buradalar. I've seen enough. I'm pulling you out. But Howard. He escaped. There's nothing you can do about it now. Bir bize yardım eden birileri var ya. Çıkarıyorsun. Nasıl çıkartıyorsun? Bir dakika, cephaneleri toplasaydım. Cephanem kalmadı benim. Full insulin system flood. No
That's it. Stay with us, Mr. Black. I'm pulling you out. I thought this was a simulation. Simülasyon değildi, öldük yani. I could feel it. The pain. It felt real because your mind perceived it to be. Injuries sustained within the Pandora will have the same effect on your brain as those sustained without. Now, stop thinking. Matrix'e mi girip çıkıyoruz? Ne yapıyoruz? While I bring you out. Enteresan. Oh Christ. I feel like I'm gonna throw up. A natural response. It will become easier the more we proceed. If it helps, I have prepared a little gift for you. What are you talking about? Outside in the corridor. You see the lines of computer code. All the ones and zeros. Please approach and proceed. Not that again. Sıfırlar mı? Yok, bunlara bakmıştık daha önce. Bizi yine buradan başlattı. Bu kim? Çok yakından bakıyor baktığı zaman. Burası da o bina mı? Başka? Yok. Ha, telefonum elimde. Oh, güzel. Bu yazılar Türkçe. Şu ana kadar Türkçe olmayan sadece bir tane yazı gördük. Bakalım yani inşallah en azından büyük kısmı Türkçe olmuştur. Devamı 4. sayfada mı? Gazete şeyi. Ha, haberi. Basına sızan tartışmalı e-posta. Şirketin şüpheli müşteri listesinin e-postayla sızmasıyla beraber önemli bir güvenlik açığıyla karşı karşıya bu firma. Geçen ayki kimliği belirsiz bir saldırganın ADS'nin ana tesisine sızmayı başarmasıyla yaşanan güvenlik ihlalinden sonra Avrupa'daki 4. büyük savunma müteahhidi çevrim içi verilerin güvenliği konusunda yeni endişelerle karşı karşıya. Bir çalışan isimsiz bir e-postayla içine terör örgütüyle ilişkileri bulunanlar da dahil gizli 12 müşterinin ismini basına sızdırdı. Vay, terör örgütleriyle niye alakalılar bunlar? Advanced Defense Strategy CEO'su Roger Howard basına yaptığı konuşmada konuyla ilgili olarak şunları söyledi. İşlerimiz ve müşteri listemizi çok gizli tutuyoruz ve bu şekilde tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. ADS'nin kiminle iş yaptığına ilişkin çok katı bir hareket kuralı vardır ve terör örgütleriyle ilgili tüm iddialar tamamen yalandan ibarettir. Yani böyle diyecek tabii ki. Sonra şunlara ekledi. Mahremiyetimiz kabul edilemez bir şekilde sarsıldı ve bundan sorumlu kişi adalete teslim edilene kadar dinlenmeyeceğim. Bu arada müşterilerimiz ve tüm çalışanlarımız bize tam destek veriyor demiş. İddiaların doğru olup olmadığına bakılmaksızın sanki Roger Howard ve ADS ilerideki bir gelecekte haber başlıklarını paylaşacak gibi görünüyor demiş. Açamadık. Bu ne ya? Resmin içinden bir ayrı bir aleme mi geçtik? Evet, aynen öyle yaptık. Hey. Oho. Where am I now? Is this another memory? Not quite. Consider this a filing cabinet, Mr. Black, of all the evidence you gather. We'll make sense of it eventually. Any information filed by the Pandora is accessible for you in this room. Each board represents a different memory. Give it a try. Look at a couple of boards and see what happens. Pii. 3 tanesi açıldı anaların. Robert Ramsey için bir iş. Litrust Asylum, Litrust Akıl Hastanesi'nden bir adam. Kaçırılma. Şuna bakacağım.
Çünkü bir tanesine baktığında diğerlerinin silinme ihtimali var. You can study the investigation further, or return to the asylum when you're ready. Just use the photo in the middle of the room. Hazır olduğunuzda tekrar resimden tekrar geri gideceğiz. Allah Allah. Dur önce şuna bir bakayım. The girl may be kept here. Ya kız burada tutuluyor olabilir. Yani muhtemelen burada tutuluyor gibisinden. Z. Kız burada tutuluyor olabilir. Aynen. Şu. Evet, bu bizim çektiğimiz fotoğraf. Kurşun delikleri tespit edildi. Yarı otomatik tabancayla ateş edilmiş. Ateş eden adamı da vurduyduk. Şu neydi? Patlama alanının soruşturulması. İşte bu patlamadan sonrası yok zaten bizde. Müfettişler geniş bir alanı kapsayan olay yerinde patlayıcı cihaza ait parçalar buldu. Analizlere göre EAD'nin kazara tetiklendiğine inanılıyor. Biri muhtemelen ateşleme elektrik kablosuna hasar vermiş. Bu o patlama değil mi? Başka patlamadan mı bahsediliyor? Bu ne? Tatmin edici bir cevaba ulaşmayan bir başka şok edici dava. Polis ihmalkarlığı yeni boyutlara ulaştı. Kaçırma olayına karışan herkes olay yerinde ölmüş. Önemli kanıtlar göz ardı edildi. Kanıtları analiz ettikten sonra Severn polisi gizemli kaçırma olayında yer alan herkesin olay yerinde öldüğü sonucuna vardı. Ancak bizim kaynağımızdan öğrendiğimize göre polis bazı davalarda yaptığı gibi birçok kurşunu kontrol etmemiş ve önemli kanıtları görmezden gelmiş. Bu polisin ihmal ve beceriksizliğinin bir başka şok edici örneği. Geriye şu soru kalıyor. Kaçırılan kız baş müfettişin kızı olsaydı davayı kapatmaya bu kadar istekli olurlar mıydı? Kimin kızıydı ki bu? Bu ne? On the morning of the 20th of June, just before 8 a.m., we received multiple reports of an explosion in the north part of the Bank Green area. Ha, record. Şeyi dinliyoruz. Officers on the scene of a derelict building in the area reported 5 fatalities. We can now confirm that this explosion was in fact linked to the kidnapping reported on Sunday. And that the same girl, whose identity we must continue to withhold, was also found on Nasıl the scene. Yani? We believe that the girl was heavily drugged and that the kidnappers who abducted the girl from her home on the 19th of June kept her sedated and tied up. Bizim bulduğumuz kız pek uyuşturulmuş gibi değildi gayet. Korkuyordu sadece. Yer altındaki patlamada en az 5 kişi, 5 ölü. İşte burası muhtemelen sandalye mandalye. Bizim o patlamanın olduğu yer. Severn polis memurları Burnt Green yakındaki yer altında patlayan bombayı hala inceliyorlar. Trajik olaydan bu yana neredeyse 2 hafta geçti ve pek çok 2 hafta. Biz sanki aynı günü yaşıyormuşuz gibi. Pek çok soru cevapsız kaldı. Patlama meydana geldiğinde olay yerinde kimlerin olduğunu bilmiyoruz. Fakat polis 5 ölümü doğruladı. 5 kişi kim? Yani 2 kişi vardı. O adamlar. Biri kız, biri biz. 4 kişi. Yani öldüysek. Bunların hepsi şeyse. Başka bir şeyse artık bilemiyorum. Kaynağımız patlamanın aynı sabah erken saatlerde bildirilen kaçırma olayıyla eşleşebileceğini söyledi. Adam kaçıranlar uçaklar ve diğer ileri teknoloji silahları kullanan uzman kişilerdi. Bize şunu söyledi. Neyi söyledi? Yok. Gerisi burada değil. Allah'ım, bunların hepsini okursam da bayağı vakit kaybedeceğiz ama okumak da istiyorum. Yine patlama. Allah Allah. Bu o kız mı? Evet. O kız, o kızın işte DNA'sı bizim bulduğumuz şeyler. İş sözleşmesi. Cole Black, bu biziz. Güvenlik kontrolü falan filan.
Ramsey'e rapor vereceksin. O emirleri ondan alacaksın. Öyle zaten. Sızıntı yok. Ya nasıl bir işin içine karıştık biz? Şunu da dinleyelim. How much do you know about him anyway? Cole Black. Not much. Just rumors, you know. Had a background check run on him. Didn't turn up a whole lot. Bizim geçmişimizden bahsediyorlar. Well, if he's good at what he does. So you think we can trust him? I see why not. As long as we keep him sweet. I don't know. Makes me nervous. Altyazılar çok küçük, inşallah okuyabiliyorsunuz. It's volatile. It'll be fine. Ben zor okuyorum. Famous last words. Çok bir şey yok. Bize güvenip güvenemeyeceklerini tartışmışlar. İki katlı küçük bina, sığınak. Sığınaktaydı galiba. Bizim bulduğumuz yer sığınak gibiydi daha çok. Okul, yani devlet binası değildi. Sığınak gibiydi yani. Şu sağdakini de bulduk zannedersem. Neyse. Ha, daha bunlar da gelecek. Buralara bir şeyler de ilave olacak sonra. Burada da var aslında. Bunları bulamamış mıyız? Olabilir. Cole Black, bu bizle alakalı. 7 yıl önce oradan ayrılan Black, kalan yıllarını uyuşturucuya verdi. Bu yaşam tarzını koruyabilmek için küçük çaplı güvenlik işleri yaptı. Bunu okumuştum. Daha önce de başka bir yerde arkadaşı yok. Ailesi ve arkadaşı yok. Kimsesiziz. Dışarıdan sorumluluğu güvenilir biri ama bu derinden duyduğu öfke ve suçluluğun açıkça bir maskesi. Bu şey, yan tarafta da olan şeyin aynısı. Bu adam neden buradaydı? Bu adam kim? Bu biz miyiz? Değiliz ya. Kaçırılan kız kimin kızıydı ya? Red kim? Evet, Black biziz de. Bunlar şeyler. Bulduğumuz oradaki akıl hastaları falan filan. Onların bilgileri zannedersem. Evet. Daha da çok var bulunacak şeyler. Şuraya da hızlıca bir bakalım. Bu İngilizce. Bunlar hepsi mi İngilizce acaba? Evet, bunlar daha çevrilmemiş. Neyse, biz bitirene kadar zaten yavaş ilerliyoruz fark ettiğiniz üzere. Uzun uzun takılıyoruz sağda solda. Biz bitirene kadar muhtemelen çevrilmiş olurlar diye umuyorum. Bu duvardaki şeylerin hepsi İngilizceye henüz çevrilmemiş. Oraya da sıra gelmemiş anlaşılan. Daha bir sürü duvar var yani şey var. Mantar pano var. Döndük. Buraya gideceğiz. Very good, Mr. Black. Your synaptic transitions are becoming much easier. The room you just visited will help you stay away from conjecture and concentrate only on the facts. Facts. All I know is that my name is Black, and apparently I stole this corner gun. Precisely. And an expert job it was too. ADS all but went bankrupt after you disappeared with the prototype. But I'm sure we will learn more as you proceed. Then let's hurry this up so I can get the fuck out of here. No, Mr. Black, we move at my pace. You cannot just shoot your way through every obstacle like you did when you broke into ADS. This is an investigation, not a firing range. Aynı şey. Ha, buraya buradan gelip o kanıt odasına
Soruşturma odasına her zaman gidebiliyoruz. İyi de buraya her zaman nasıl geleceğiz? Şurada bir. Burası da bir nevi kanıt odası. Burada hazırlayıp oraya gidip yapıştırıyor muyuz? Takıyor muyuz? İğneliyor muyuz? Öyle bir durum var sanki. Şimdi aksiyon kısmı bitti mi? Tekrar akıl hastanesindeyiz. Aha, biri kaçıyor. Red! Hey! Why is everyone loose? The patients must have their exercise, Mr. Black. Now move along. Egzersiz mi? Line. Mahkumları serbest bırakmışsınız. Ne egzersizi? Ne seçilmiş olanı, ne ustası, ne diyorsun? Fuck. Well, maybe I should have let him go. Çıkmasına izin vermedik ya. Asmış kendisini. Bu o. Sonradan çıkıp bizim üzerimize koşan, bizim ateş edip öldürdüğümüz kimdi? O bu değildi demek. Hepsi birbirine benziyor bunların da ya. Tüh, ne bileyim. Görevimde başarısız oldum. Bilmem ne bilmem ne işte, vicdan azabını, başarısızlığını dizelere vurmuş, oraya şiir yazmış, sonra ölmüş. İntihar etmiş. Usta dediğin kim yahu? Ustam bizi serbest bırakacak falan filan. Allah Allah. He's gone now, hasn't he? Gone because of you. We'll all be gone soon. Tamam, o kapının arkasındasın. Anladım. Anladım. Okey. Sıkıntı yok. Kal orada. Ayak izleri. Line. Kamerayı da kırmış. Müzik sesi de geliyor. Piyano. Orada çalıyor. Bu şey bir şifre falan mı acaba? Yani 22001. Tavşan mı? Ben bunu piyano çalıyor sandım ya, yemek yiyormuş tavşanla. Çay saati. 5 çayı. Bu da şeye gönderme. Beyaz tavşan 5 çayı. Alice. Bir dakika. Ben ışıklara hiç bakmadım ya. Az önce de yanıyor muydu o yeşil ışıklar? Şurada yanmıyor. Buralarda yanmıyor. Zaten geldiğimiz yerde kapanmış, artık geri de bilmiyoruz. Neyse. Böyle devam. Şu şekilde devam edeyim ki ayet izlerini falan göreyim. İşte şey. Aa, dur. Buldum. Kolay. Ama hangi sırayla? İki kere sol üst köşedeki. İki kere ortadaki. Bir kere en sağdaki. Mi. Hani aynı o şey. Gösterge numaratörün şekli bu.
2-2-1. Hiçbir fikrim yok ya. Yani şuradan o kadar çok anlam çıkar ki. 2-2-0-0-1. Deneyelim. Kaç rakamlı acaba? Dört rakam. İki iki sıfır sıfır bir olamaz o zaman. Ha, ikiye iki kere basamıyorum zaten. Dört rakam. O zaman bir daha bakacağım. Burada 5 rakam var işte. Ve aslında 3 rakam var. 2, 0, 1. Ve 5 kere basılmış. Şu en dokuzlu bunun fotoğrafını çekebiliyor muyum? Çekemiyorum. Şey olabilir mi? Çarpılar, kalanlar 4 rakam. Hiçbir fikrim yok. Şuradan hiçbir anlam çıkartamıyorum. Burada İki iki sıfır sıfır bir. Bilemedim. Başka bir yerde bir işaret, sayı, yazı, rakam, şey. Her odaya girmiş sonuçta. Ha. Bak. Burada da var bir şey. Bir iki sıfır bir. Bu olabilir mi? Ama hangi sırayla? O da belli değil. Üç tane bastım ya.
Sıfır. Bilemedim. Çık. Biraz daha araştır. Orada olan bir şey yok. Bunun yanında Jesus Christ. Yazan the code şey for the door. I need the code. Evet, evet, evet. İşte ben de onun için şey ediyorum zaten ama olmuyor. Yok, burada bir ipucu var. Ah, it is a party after all. It is a party. There must be prizes. Woohoo, I love prizes. Ah, twinkle, twinkle, little cat. How I wonder where you're at. Search for answers high and low. Turn off the lights and let it glow. Little cat lost in the dark. Can yani gizli işaretlerini buluyoruz. Onu da soruyor ve anlamını çözemiyoruz. Little cat, did you find it? Did you find your... Harbiden. We're all past remembering. Would you like some tea? I think tea, don't you? Tam deli. Katıksız deli. Şurada bir şey var mı? Burada yok. Bir. Ha, bir. Burada da bir şey olmalı. Artı mı? Ha, 4 artı 4 eşittir 8. Bir, 8, tamam. Dört. Bir, sekiz, dört, beş. Tamamen yanlış yerde arıyormuşum. Yanlış anlamlar çıkarmaya çalışıyormuşum meğersem. Meğersem bu böyleymiş. Daha yani düşündüğümden daha kolaymış aslında. Z. Ziyaret kuralları falan filan, tamam, buna gerek yok. Açılmıyor. Lan. Saklansam olur mu? Şarjör çıktı ya. Demek ki bunu öldüreceğim. Öldürmek istemiyorum ama. Burası açılmıyor. Elinde levye var, onunla bize kesin vurur. Ya bunun radyosunu açınca bu muhtemelen bize saldırmayacak. Müziğin kesilmesini istemedi ama radyoda açılmıyor ki, onda şey yok. Radyoyu mu vuracaktık yoksa? Evet. Tüh ya, radyoyu vuracaktı. Bu tık 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 ses var ya, o meğer radyodan geliyormuş. Neyse, bu da bir hata oldu. Hmm.
What the hell is all this stuff? Evet, bütün bunlar da ne? Tavşan, cüce, köpek, ördek, ayı. Tavşan, maymun. Kesin hastalar güya bunlar. Kesin bir bulmaca daha var burada bir yerde. Oo. Arkadaşlar ben bölümü burada sonlandırayım. Önümüzdeki bölüm artık nereden başlatırsa. Eğer bir öncesinden başlatırsa. Önce radyoya ateş edeceğim. O hatayı da öyle telafi etmiş olacağım. Deneyeceğim en azından öyle oluyor mu diye. Buradan başlatırsa, radyo kısmından sonra başlatırsa da buradan devam ederiz artık. Yapacak bir şey yok. Bu odaya girmek istemiyorum. Girersem orada bir şeylere takılacağım gibi geliyor bana. Bir sonraki bölüm buradan devam edelim. Zaten evet 50 dakika olmuş. Anca yüklenir. Şimdilik bu kadar olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.